Hayırlı sabahlar herkese. Selamlar, saygılar. Neyle başlıyoruz? Şizofren hastalığıyla başlıyoruz. Şizofren. Dünyada kaç milyon? 60 milyon şizofren hastası. Türkiye'de 700 bin. Yani aşağı yukarı insanların %1'i şizofren hastası. Evet, şizofren ne demek? Kişinin gerçeklerle hayalleri, gerçek olmayan şeyleri birbirine karıştırması. Sağlıklı düşünememesi, kontrol edememesi. Bu nedenle uyum sağlayamaması çevresine, sanrılar, halüsinasyonlar görme, sosyal davranış bozukluğu, kişisel hijyene dikkat etmeme, aşırı tepki verme, depresyon, aşırı çok uyuma veya uyumama, eleştiriye tahammül edememe, eleştiriye, unutkanlık, aşırı duyarlılık, duygularını ifadede zorluk, hasta görülen hasta olduğunu kabul etmeme, genellikle yalnız vakit geçirme, hezyanlar, sanrılar vesaire, yani normal, dengeli davranamama ve hasta olduğunu kabul etmeme. Evet. Hastalık maalesef 700 bin kişi gibi çok büyük bir rakam. Ne yapılabilir bunun için? La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Bunlar niye harf sırasına göre kayıtlı değil hacı? Neyse. Safran. Safran. Bu şu gördüğünüz içinde safran var. Safran iğne gibi olan kısmı stigma denir. Bu da safran çayı. Safranla şizofren arasında ne ilgi var? Ne ilgisi var diyeceksiniz. Son zamanlarda yapılan araştırmalarda safran ile şizofren hastalarının tedavi edilebileceği belgelendi. Klinik araştırması yapıldı. Yeni çalışmalar. Safranın Parkinson'a iyi geldiği, major depresif yani büyük depresyon, ağır problemlere iyi geldi, bilişsel kişilik bozukluğuna iyi geldi, makula dejenerasyonuna iyi geldi vesaire vesaire. Birçok ilim adamı ayrı üniversitelerde çalışma yapmışlar. Bu çalışmaların ortak noktası şu: beyin birçok nörotransmitter, kodlu mesaj gönderen sistem. Nörotransmitterler. Çeşit çeşit nörotransmitter var. Dopamin, gama aminobutirik asit, kısaca GABA, GABA da denir. Kolin, serotonin, asetil kolin, glutamik asit vesaire vesaire. Birçok hormon salgılar, yani hormonsu madde, nörotransmitter denir bunlara. Nörotransmitter azaldığında sorunlar çıkıyor. Nörotransmitter, beyin neden nörotransmitter yeterli ve kaliteli üretmiyor? Neden? Şimdi ölen Alzheimer hastalarının otopsi yapıyorlar, beynini inceliyorlar. Çok yoğun alüminyum var. Alüminyum neden oluyor?
tüketmiş olduğumuz bütün hazır gıdalar, cips, jelibon, kek, gofret, hazır çorbalar, hazır böyle yemeklere katılan soslar falan filan, hepsi alüminyumla ambalajlanıyor. Alüminyum gıdaya geçiyor, gıdadan beyne gidiyor, depolanıyor. Alüminyum zehirlenmesi oluyor. Sadece alüminyum değil. Beyinde demir birikimi, bakır birikimi, civa birikimi, alüminyum vesaire vesaire, bir de kişi kimyasal ilaç kullanıyorsa ne oluyor? İyice zehirleniyor. Beyin kimyasallarla, ağır metallerle zehirleniyor. Tüketmiş olduğumuz gıdalar, hücrelerin içerisinde mitokondrin var. Mitokondrinler tarafından yakılarak enerjiye dönüşürken, mesela ekmek, mantı, makarna, börek, çörek, bal, pekmez, reçel, et, peynir, yumurta vesaire, ne yersen ye. Yediğimiz her şeyi bünyemiz değiştirerek, dönüştürerek glikoza veya yağ ne yapıyor? Mitokondrinle yakıyor, enerjiye dönüşüyor. Enerjiye dönüşürken ne ortaya çıkıyor? Bir, asetik asit, laktik asit, formik asit gibi besin artıkları aside dönüşüyor. Yandıktan sonra, yani odada sobanız var, sobada odunu, kömürü yakıyorsunuz. Ne ortaya çıkıyor? Kül ve gaz. Burada da tüketmiş olduğumuz gıdalar yakılırken mitokondrinde mini atom sendromu diyelim bunlara, sadece bir kas hücresinde bine yakın, binden fazla mitokondrin var. Bir hücrede. Olabilir. Mitokondrin tarafından yakılarak enerjiye dönüşürken artık madde olarak da asetik asit, laktik asit, formik asit vesaire vesaire çıkıyor. Bunları bünyemiz, asitleri suya ve karbondioksida değiştirerek, dönüştürerek idrar yoluyla, nefes yoluyla atıyor. Fakat oksijen, bu glikozu yakan oksijen neye dönüşür? Süper oksijen anyonu, hidroksit, peroksit vesaire vesaire. Serbest radikallere dönüşür. Serbest radikalleri antioksidanlar zararsız hale getiriyor. İşte nedir mesela? Astaxantin. Serbest radikal. Veya pine bark, çam kabuğu ekstraktı. En doğal, en etkili antioksidan, serbest radikalleri yok eden. C vitamini, E vitamini, soğan, sarımsak vesaire vesaire, bunlar da düşük oranda olmasına rağmen antioksidan. Moringa, moringa antioksidan. Cordyceps, çim tırtır mantarı vesaire vesaire. Yani doğru sağlıklı beslenirsek vücudumuzdaki tüketmiş olduğumuz gıdalar yakılarak enerji dönüşen, ortaya çıkan serbest radikaller, reaktif oksidatif stres denir buna. ROS. ROS, reaktif oksidatif stres. Strese sebep olan bu serbest radikalleri yok etmek gerekir. Yoksa ne yapıyor? Serbest radikaller DNA'lara saldırıyor. DNA'larda elektron alıyor. Günde 2 trilyon DNA kırılması oluyor. Günde 2 trilyon DNA kırılması olursa bunu önleyemezseniz ne olur? Hastalıklı olursunuz. Bağışıklık sisteminiz çöker. 70 yaşına değil 10 yaşına varamazsınız. Evet. Şimdi beyin birçok hormonsu madde üretiyor. Bunlara nörotransmitter denir. Dopamin, serotonin, glutamik asit, asetilkolin, GABA vesaire vesaire. Hepsinin ayrı ayrı fonksiyonu, özellikleri var. İşte bunların seviyesinin azalması şizofreni tetikliyor. Şizofren serbest radikalleri yok eden iki şey daha var. Üç, hatta dört. Çok önemli, unutmamam gereken şey. Glutatyon sünger gibi serbest radikalleri yok ediyor. Absorbe ediyor. Glutatyon. Reptik var bizde ama burada göremedim.
İki, süperoksit dimutaz. Dimutaz. Süperoksit, yanlış söylemeyeyim, nereye yazdım ben onu? Süperoksit dismutaz. Süperoksit dismutaz. Bu da serbest radikalleri yok ediyor. Artı katalaz. Bunlar süperoksit dismutaz. Bunlar serbest radikalleri yok ediyor. Tabii en önemlisi nedir? Astaksantin. Evet, astaksantin dışarıdan alınıyor. Şimdi vücudumuzdaki dengelerin bozulmasından dolayı ortaya çıkıyor bu sorunlar. Şizofren hastalarında incelendiğinde glutatyon oranı çok düştüğü ortaya çıkmıştır. Glutatyon ne yapıyor? Serbest radikalleri zararsız hale getiriyor. Biz işte safranın birleşiminde birçok etken madde var. Bunlardan ne yapıyor? Serotonin, asetilkolin, dopamin, GABA vesaire bu nörotransmitterin salgılanmasını artırıyor. Şizofren hastalarını zamanla yavaş yavaş tedavidir. Evet, şizofren hastaları. Safranın bir diğer özelliği ise gözün makula bölgesinde, sarı noktada ne oluyor? Makula dejenerasyonu. Sarı noktanın olduğu bölge görmemizin %90'ı makulada oluşur. %10'u periferik sinir sisteminde oluşur. Çevre sinir sisteminde oluşur. Makulada bozulma, çözülme olursa, bazı hücreler dökülürse, beslenemezse sarı cisimcikler görmeye başlar vatandaş. Bu nedenle sarı nokta hastalığı denir. Pul pul dökülmeler olur. Eğer tedavi edilmezse kişi bakmış olduğu cismin veya varlığın herhangi bir şeyin ortasını göremez, kenarlarını görür. Televizyona baktığı zaman televizyon ortasını göremez, kenarlarını görür. İnsana baktığı zaman kulaklarını görür, yüzünü göremez. Vesaire vesaire. Yani çok ileri aşamada tedavi edilmezse. İşte makula dejenerasyonuna karşı etkili safran. Safran nitrik oksit salınımını artırıyor. Vücuttaki toksik maddeyi yok ediyor. Multiple skleroz hastalığı depresyona karşı kullanılıyor. Alzheimer hastalığına karşı etkin olduğu belgelenmiştir. İran'da Profesör Doktor Akhunzadegil ve ekibi Alzheimer hastaları üzerinde denilmiş, etkisi ispat edilmiş klinik araştırması var. 203 hasta üzerinde 4 ayrı klinikte tedavi denemeleri yapılmış. Alzheimer hastalığı 203 hasta üzerinde tedavi denemeleri yapılmış. Büyük başarı elde edilmiştir. Meşhed Üniversitesi, yani şeyde bile, İran'da bile klinik araştırması yapılıyor, Türkiye'de yapılamıyor. Parkinson hastaları üzerinde tedavi denemeleri yapılmış ve dopamin salınımını artırdığı belgelenmiş. Parkinson hastalarını tedavi etti. Evet, anksiyete, yani endişe, korku, anksiyeteyi yok ettiği, çünkü GABA'yı artırıyor, GABA. GABA, gamma aminobutirik asit, nörotransmitter. Bunun azalması kişide endişe, huzursuzluk, kaygı vesaire birçok sorunu tetikliyor. Bunun salınımını artırıyor. GABA hem şizofren, hem kaygı, hem endişe vesaire vesaire birçok, sadece tabi burada GABA değil, diğer amino asitlerin türevlerinde
nörotransmitterlerin düşmesi de şizofren hastalığı, kaygı, endişe, depresyon, major depresyon, Parkinson, Alzheimer vesaire tetikliyor. Bütün bunların sebebi de yanlış beslenme, kimyasal ilaç kullanma ve hazır gıda tüketme. Veya anne hamileyken çocuğuna yanlış besleniyorsa doğuştan özürlüze ulaşabilir, hasta olabilir, şizofren hastası olabilir. Doğuştan oluyorsa hamile olan kadının hamilelik sırasında beslenmesine dikkat etmemesi nedeniyle orada sorunlar başlıyor. Evet, şizofren hastalar için böyle bir ürün ürettik. Burada neredeydi, burada açtı şu. Evet, bu gördüğünüz laden gülü. Evet, hastalığı biraz güle bakalım, gülelim. Laden gülü, pozitif olalım. Psikolojimiz bozuldu. Şizofren hastalığı. Evet, şizofren hastalığı, Allah korusun, anne hamileyken dikkat etmezse, kimyasal ilaçlar, ağır metaller, beynin yapısının dokusunda biriken kimyasallar vesaire. Laden gülü, Türkiye'nin Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinde çam ağaçlarının altında yetişen milyonlarca ton. Dünyada en çok Türkiye'de var belki laden gülü. Laden gülüyle ilgili klinik araştırmalar yapmış Almanya'da Saarland eyaletinden Profesör Doktor Günte Wiese, atopik dermatit yani alerjik ekzemaya karşı kaşıntılı, kabarcıklı, sulu besin alerjisi nedeniyle herhangi bir şey yediğinde ne oluyor? Vücudun histamin, kortizon dengesi bozulunca atopik dermatit. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Profesör Doktor Günte Wiese atopik dermatit sorunu olan yüzlerce çocuğu tedavi etmiştir. Fakat son yapılan araştırmalarda laden gülünün influenza A yani gripe sebep olan virüsü yok etti. Sadece influenza A değil. HIV virüsünün, AIDS hastalığına sebep olan HIV virüsü. Ama Afrika'nın batısı, güney batısında Ghana, Liarasone falan filan, Liberia gibi ülkelerde bir ara bir hastalık çıkmıştı. Neydi? Ebola virüsü. Ölümlere, birçok insanın ölümüne sebep olan çok tehlikeli bir hastalık. O virüse karşı yok. Aslında burada laden gülü, aklınıza gelen her türlü virüsü, genital sil, genital herpes, sona, her türlü virüse karşı etkilidir. Efendim bu klinik araştırmasını kim yapmış? Birleşimindeki indometasin beta metilbutason. Fenoller, fenolik asitler, flavonoidler, flavonoid glukozidler vesaire. Bir diğer özelliği ise ağızda diş eti iltihaplanması, bozulması nedeniyle ağız kokusuna sebep olan bir bakteri var. Streptococcus mutans. Buna karşı etkili oldu. Bağırsaklarda enfeksiyona sebep olan kolit ulceratif, kolit morbus, kron gibi rahatsızlıkları tetikleyebilen E. coli bakterisi. Hastane mikrobu olarak bildiğimiz hiçbir kimyasalın etki yapmadığı Staphylococcus aureus'u yok ettiği. Midede gastrit ülser reflüye sebep olan Helicobacter pylori'yi zararsız hale getirdiği vesaire. Birçok klinik araştırması var. Evet, laden gülü. Indometasin fenilbutason. Indometasin, yani birçok etken madde var da
indometresin metilbutason ne yapıyor? Doğal bir antibiyotik, her türlü iltihap önlüyor, mikropları öldürüyor. Eskişehir Üniversitesi de küçük bir araştırma yapmış, gastrit, ülser, reflü iyi geldiğini belgelemiştir. Hele şükür bir Türk Üniversitesi bir şey yapmış ki. Almanya'da Profesör Doktor Wolfgang Hübschne, Ladengül ile ilgili çalışmalar yapmış. Atopik dermatiti iyileştiğini belgelemiştir vesaire vesaire. Evet, yani çok güzel çalışmalar var. Ladengülü. Evet. Şimdi ne görüyoruz burada? Bamya. Bamya. Ben bamya anlatıyorum, vatandaş diyor ki ne kadar bamya yiyeceğim? Bamya kapsülü. Ne kadar bamya yiyeceğim? La 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 mahalles. Ne kadar bamya yiyeceğim diyor. Bu bamya kapsülünde bamya ekstraktı, kurmar ekstraktı, deve dikeni ekstraktı, tohumunun ekstraktı, çemen ekstraktı, kırklilit ekstraktı, moringa ekstraktı, akgünlülük ekstraktı, kolajen tip 1, kolajen tip 2, kolajen tip 3, çam kabuğu ekstraktı, artı C vitamini, artı bor, çinko, magnezyum ve metil sulfonil metan var. Bamya diyorum, ne kadar bamya yiyeceğim. Evet, öyle öyle kolay değil. O zaman kapsül, bu ürünü üretmemize gerek yoktu, değil mi? Şimdi bamya ile ilgili çalışmalar yapılmış. Bu çalışmalar mükemmel, güzel. Alzheimer hastalığına karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Efendim, beyinde bir protein var, alfa amiloid peptit. Bunun çoğaldığı zaman sertleşiyor, bozuyor, beyni bozuyor, sertleşiyor. Nörotransmitterlerin, hormonların akışlarını önlüyor vesaire vesaire. Beyni yavaş yavaş çökertiyor. Bunu önlediği belgelenmiştir. Yani beyni çalıştırıyor. Alzheimer hastalığına karşı etkili, şeker hastalığına karşı etkili. Eklemleri, kasları kemiklere bağlayan bağ dokusu, tendon, sinir, kirişleri güçlendirici, buradaki enfeksiyonu önleyici. Evet. Kalp damar için menisküs ağrıları, menisküs yırtıklarını tamir edici bir çok özelliği var. Ama o kadar çok vitamin, mineral var ki saymakla bitmez. D vitamini, C vitamini, B1, B2, B3, A vitamini, beta karotin, bakır, fosfor, magnezyum, manganez, kobalt vesaire vesaire, birçok ve çok yüksek oranda amino asitler, proteinler vesaire vesaire içerir. Mide için mideye iyi gelir, şeker hastalığına karşı, kalbi korur, kansere karşı önleyici, bağışık sistemi güçlendirici, görmeyi güçlendirir, yaşlanmayı geciktirir, anemiye iyi gelir, boğaz ağrısına iyi gelir vesaire vesaire, ishali önler, cildi güzelleştirir. Birçok özelliği var. Doğal kolajendir. Doğal kolajen. 16 çeşit kolajen var. Çok yüksek oranda müsilajı içerir. Müsilaj bütün kolajen türlerinin ana maddesidir. Doğal kolajen. Güzelleşmek isteyen bayanlar kullanabilir. Bamya. Kişniş. Nerede bu resim? Buradaymış.
Kişniş. Kişniş ile ilgili İran'da çalışma yapılmış. Klinik arıtması. İran'da klinik arıtması yapılıyor. Türkiye'de yapılmıyor. Çok tuhaf değil mi? Ben bu işin içinden çıkamıyorum. Çıkan varsa bu işin içinden. 200'den üniversitemiz var. Bir şey yapmıyorlar. Yan gelip yatıyorlar. Ama onlara da bir şey diyemiyorum. Çünkü laboratuvar malzeme işi. Paran varsa laboratuvarın çalış. Şimdi Milen'le ilgili çalışma yapmış. İran'da Tahran Üniversitesi migren rahatsızlarını tedavi etmiş. Ayrıca bu kişniş toksik maddeyi vücudunuzdaki tetrakloru dahi zararsız hale getiriyor. Civa, kadmiyum, kurşun, nikel, alüminyum. Ağır metalleri sünger gibi emiyor. Kişniş. Ağır metalleri temizliyor vücuttan. Zehri temizliyor. Civa zehirlenmesine karşı. Bir diğer özelliği ise reperfüzyon. Yani dokusu, yapısı, özellikleri bozulan organları tamir ediyor. Tamir ediyor. Allah korusun diyelim karaciğer nakli oldu. Nakil uymuyor. Tekrar orayı tamir ediyor. Nakle gidecek olan yapısı, dokusu, özellikleri bozulmuş organları yeniliyor. Bu nedenle iskemik rahatsızlıklara karşı etkili. İskemik ne demek? Kan dolaşımı zafiyeti demek. Kan dolaşımı zafiyeti nedeniyle oluşan sorunları ortadan kaldırıyor. Kişniş. Amerika Birleşik Devletleri New York şehrinde Profesör Doktor Omura ve Profesör Kinhart vesaire kişnişle yaptıkları çalışmalarda civayı zararsız hale getirdiği, civa zehirlenmesini önlediğini belgelemişlerdir. Evet. Çok klinik araştırması var. Birleşimindeki etken maddelerin efendim kandidaya karşı etkili olduğu. Bu nedenle önümüzdeki günlerde bunun yağı çok pahalı. Yağını ama eterik yağını öyle soğuk sıkım değil. Eterik yağ olacak. Eterik yağ. Soğuk sıkım yağında soğuk sıkım yağ diyerek eterik yağ diyerek soğuk sıkım yağ satıyorlar. Sabit yağ ayrı. Yani çörek otu yağı sabit yağ mesela. Soğuk presle sıkılır, elde edilir. Zeytinyağı gibi, susam yağı gibi. Bu kişnişin tohumunun destilasyonu damatılarak elde edilen ekstra eterik yağ, uçucu yağ, esans, o çok pahalı. Onu üreteceğiz inşallah yakında. Evet. Şimdi bakalım sorulara. Ne demiş vatandaş, ne sormuş? Ha, buna geçmeden önce şunu söyleyeyim. Bizim dostumuz, mali müşavirimiz Giresun'daydı. Giresun'da korona var mı? Korona resmi. Korona virüsü. Bu Giresun'a gitti. Giresun'da bağlısı BioNTech aşısı olmuş. BioNTech aşı olmuş. Bir gün sonra kadın sabah kalkıyor. Boğazı, göğsü, her tarafı kıpkırmızı olmuş. Hemen hastaneye kaldırıyorlar. Normal PLT yani tromboz sayısı 150 bin ile 450 bin arasında olması gerekir. Mililitrede
Mili istedi. Bunda sıfır düşmüş. Hemen hastane de müdahale etmişler. Allah'tan ki kadıncağızın makadından, ağzından kan gelmiş. Diş etleri kanamış, makadından kan gelmiş. Böylece beyin kanaması riskini atlatmış. Eğer ki makadından, ağzından kan gelmeseydi beyin kanamasından ölebilirdi. Alman aşısı. Tehlikeli bomba gibi. Biraz önce arayan bir bayan da, hanımefendi de BioNTech aşısı olduktan hemen sonra, bir gün sonra kulak çınlaması başlamış. Kulak çınlaması durup dururken olmaz dedim. Tansiyon var, kolesterol var, kan dolaşımı zaten var. Nedir? Ne zaman başladı? Aşı olduktan hemen sonra başladı. BioNTech aşısı kanı bozuyor. Önceki bayan eğer ki idiopatişe trombozotopeniye yakalanmış. Yani kanındaki PLT sıfır. Tromboz sayısı. Yükselirse de tehlikeli. 450'yi geçirse de tehlikeli. 20'nin altına geçerse de tehlikeli. Ki bu sıfıra düşmüş. Allah'tan ki hemen acil hastaneye kaldım. Yoksa ölebilirdi. Kulak çınlaması başlayan bayan da BioNTech aşısı. BioNTech aşısı başındaki adam 5 milyar dolar serveti var. Bir doktorun 5 milyar dolar serveti mi olur? Arkasında kimler var? Malum çevreler var. Biz böyle konuştuğumuz ne oluyoruz? Tukaka oluyoruz. Türk aşısı üretilecekti Nisan'da, ne oldu? Üretilmedi. Üretiliyor, üretilecek, üretildi, üretilseydi, üretilecekti de o gün de, bugün de, şu gün de, erteliyorlar sürekli. Niye erteliyorsunuz? Devletin imkanı yok mu bunu yapmaya? Yani Türkiye devleti aciz mi? 16 firma aşı üreteceğiz dedi, başladılar. İkisi aşı üretti. Şu faz, bu faz deyip duruyorlar. Ya ne fazı? Alman aşısı, Rus aşısı, Çin aşısı, Amerikan aşısının herhangi bir fazı mı var? Faz demek. Birinci faz hayvan üzerinde deniyorsun. İkinci faz insanlar üzerinde deniyorsun. 25-30 kişi üzerinde. Üçüncü faz en az 1000 kişi üzerinde deniyorsun. Etkisini ispatlıyorsun, belgeliyorsun, tescilliyorsun. Bunların hiçbirisi birinci faz, ikinci faz, üçüncü fazı geçmemiş. Ne Rus, ne Çin, ne Alman, ne Amerika. Hiçbirisinin hiçbir fazla ilgisi yok. Ürettik, acil satıyoruz. Var mı öyle bir şey? İçinde ne var bilmiyorsun. Yılan mı, çıyan mı, her türlü başka virüs mü? DNA mı, gen mi? Ne olduğunu bilmiyorum. Acil olacak. Profesör Doktor Şahin bilmem ne. Ne dedin? İkinci aşıdan sonra antikorlar 6 ay sonra sıfırlanıyor. Bir daha aşı gerekebilir. 6 ay sonra bir daha aşı olacak. 6 ay sonra ne diyecek bu sefer? Üçüncü faz aşı da, üçüncü doz da yetmedi. Dördüncü doz, beşinci doz, altıncı doz. 6 ayda bir aşı mı olacak millet? 10 yıl aşı. Durmadan aşı satacak. Derdi o. İnsan sağlığı değil. Zaten aşıların bu Rus aşısı, Alman aşısı, Çin aşısı falan filan bunların tırgırı olduğu, etki yapmadığı, İsrail'de ikinci faz olanlar dahi %33'ü tekrar koronaya yakalandı. Ne oldu? Aşı oldu? Hiç. Bu aşılar zaten koruyucu değil. Neymiş? Bağışıklık sistemini güçlendireceksin. Japonya'da yapılan bir araştırmada insanların %51'inin koronaya yakalandığı, enfeksiyon kaptı ama hastalanmadı, fark bile etmedi, ortaya çıktı. Niçin? Bağışıklık sistemi güçlü. Adam dikkat ediyor beslenmesine. Bitkisel ürünlerle bağışıklık sistemi güçlendiriyor. Ekinezyaydı, pine barktı, zencefil dizlerde çaldı vesaire vesaire.
Pahinbar, çam kabuğu ekstrakt. Her türlü bakteri, virüs ve mantara karşı etkili. Kanı temizler, arıtır, nitrik, oksit salınımını artırır. Bağışıklık sistemi optimal seviyeye çıkar. En yüksek. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Türk aşısı Nisan'da üretilecekti. Oldu, Ağustos hala sesi yok. Şöyleydi, böyleydi, öyleydi. Laf üretiyorlar, iş üretmiyorlar. Türk aşısı olalım ya, zehirleneceksek Türk aşısıyla zehirlenelim bari de. Kendi aşımıza zehirlendi diyelim. Rus aşısı da Çin aşısının içinde ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Alman aşısı ile Amerikan aşısının içinde ne var? Bilmiyorsun. mRNA aşısı demek zaten mRNA, Alman aşısı, Amerikan aşısı. Sıfır etki demek. Niçin? Virüsü insana benzetecek olursak işte kulağından, gözünden, burnundan, akciğerine, karaciğerine, dalağından, böbreğinden, bağırsağından, oradan buradan birkaç parça alıyorsun, enjekte ediyorsun. İnsana benzetecek. Yani virüsün tamamı yok ortada. mRNA aşısıymış. Bağışıklık sistemi nasıl tanıyacak bunu? Bir daha yakalandığında. Nasıl tanıyacak bunu? Deşifre edecek. Ya bu virüs yeniden geldi, bulaştı. Nasıl tanıyacak? Sen mRNA aşısı oldun. Ortada virüs yok ki, önceki virüsün hali yok ki. Şimdi diyelim ki, hiçbir etkisi olmaz bir yöntemin de. Diyelim ki, Çin aşısı oldu. Efendime söyle. Antikor üretti vücudum. Şimdi alfa, beta, delta, delta bir sürü verizyonu çıktı. Şey çıktı, mutasyona uğradı. Değişti, dönüştü. Bugün ürettiğin aşıların hiçbirisi delta verizyonuna karşı etkili değil. Çünkü virüs değişti, dönüştü. Virüs başka bir virüsle karşı karşıya gelince diyor ki aa sen de şu DNA hoşuma gitti diyor, DNA'sını da alıyor. Bu da diyor ki al ben de sana şunu vereyim. DNA takası yapıyorlar, alışveriş yapıyorlar. Virüs değişiyor, dönüşüyor, gelişiyor. Senin aşın gelişiyor mu, değişiyor mu, dönüşüyor mu? Yok. Aynı aşı. Etkili olsa bile delta versiyonuna karşı şimdiki aşıların hiçbirisi etkili değil. Değişmiştir virüs. Virüs sürekli değişiyor, dönüşüyor, gelişiyor. Senin aşın ne işe yarıyor? Bir çöp. Ekinezya. Ekinezya. Almanya'da 141.400 çocuk üzerinde 1000 doktor, çocuk doktoru gözetiminde tedavi denemeleri yapılmış. Ekinezya purpurea, Ekinezya angustifolia. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ekinezya purpurea, Ekinezya angustifolia. Dünyada gribe karşı en etkili bitki. Afrika sarısı, kekik, ya her şey var. Pinebark. Virüs önemli değil ki. Ekinezya var, sorun yok. Bunu Kızılderililer 4000 yıldır kullanıyor. Almanya'da 1000 çocuk doktoru, 0-12 yaş grubu, 0-12. Ekinezya damlası, drojesi, şurubuyla üşütme, grip, nezleyi tedavi etmiş. Bu kadar basit. Ekinezya purpurea, Ekinezya angustifolia, Ekinezya pallida. 1050 çeşit ekinezya içerisinde 3'ü tıbbi amaçla kullanılır. PubMed'e bakalım. Purpurea. Ekinezya purpurea. Evet. Doğru mu duyduk? Bakalım. La
La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Ejnezya purpuraya 1327 klinik araştırması var. 1327. Bak Mete bakın, ben önemli değilim. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin önemli değil. Söyleyen kişinin söylediğini ispat etmesi önemli. Depresyona karşı prostat ıspanak maydanoz. Bunu bir profesör söylüyor. Türkiye'de bunu bir profesör söylüyor. Depresyona karşı prostat ıspanak maydanoz diyor. Almanya'da, Amerika'da, Japonya'da, Kore'de, Çin'de vesaire bunu böyle söylese birisi kalksa bu deli deliler tımarhaneye atarlar. Şizofren derler. Şizofren ne? Halüsinasyonla gerçekle hayalleri birbirine ayıramayan adam demek. Adam hayal dünyasında yaşıyor. Atıyor, televizyona çıkıyor, program yapıyor. Sunucu bir soru soruyor. Bilemese ne diyor? Bilmiyor. Bilmiyorum demiyor. Ya bilmiyorum dedi arkadaş. Bilmemek ayıp değil. Bak bilmeden madem televizyona çıkıyorsun, konuşacağım konuyla ilgili internete bir bak. Depresyona karşı ne gelir efendim diyorlar. Ispanak, pırasa, maydanoz, dereotu. Bir konuşmasında maydanoz diyor. Bir konuşmasında dereotu diyor. Bir konuşmasında ıspanak diyor, bir konuşmasında pırasa diyor. Her konuşmasında farklı bir şey sallıyor. Yani tutarlı da değil, hep aynısında kalmıyor yani, sallıyor. Sunucu da anlamıyor zaten. O da umrunda değil, reyting düşmesin diye o da bilse de bilmiyor yani biz o da aa gireyim ya tiyatro. Türkiye'de her televizyona çıkıyor adam, hiçbir şeyde doğru söylediği yok. %90 yalan dolan. Ama bizim millet de böyle adamı seviyor. Adama belge bilgi gerekmiyor ya Türkiye'de. Şamata yapsın, boş boş konuşsun adam yeter ki. Profesör doktor olsun. Profesör doktor. Yemin ediyorum bir lise talebesi ondan daha bilgili. Neyse. Ekinezya saşesi kapsülü üretti. Kapsülü. Kapsül neredeymiş? Bu kapsülü. Bunun birleşiminde ekinezya ekstraktı, Afrika serdiğiniz sinüzit, faranjit, bronşit, astım, koah vesaire için. Kekik ekstrası, bronşit, astım, koah için, akciğer. Adaçayı ekstraktı, bademcik enfeksiyonu, boğaz ağrısı. Sinirot ekstraktı, her türlü enfeksiyona karşı. Karamürver ekstraktı, grip, nezle vesaire karşı. Zeytin yaprağı ekstraktı, doğal antibiyotik. Çinko, bor, magnezyum, metil sulfonul metan, etken maddeyi hedefe taşıyıcı kargo, mini kargo. Daha ne olsun? 50 lira. 40 liraya satacaktım, satamadım. Neden? Maliyeti baktım, cepten gidiyor. Ekstrakt bunlar. Kimi Afrika'dan geliyor, Güney Afrika'dan ekinezya, ekinezya Türkiye'den temin ediyoruz. Afrika serdüncüsü Güney Afrika'dan geliyor. Adaçayı Türkiye'de hamdos. Karamürver yurt dışından geliyor. Türkiye'de olmasına rağmen yeterince yok. Bulunamıyor, bilinemiyor. Burada ekinezya purpuraya yazın, BabMed'de bakın. Antioksidan, anti-enflamator yani enfeksiyonlara karşı, hipoglisemik yani şekere karşı etkili, anti-proliferatif aktivite falan filan işte yazıyor. Detaylı bilgi var. Her türlü bakteriye karşı etkili, antioksidandır, bağış sistemini güçlendirir. 1327 klinik araştırması var dünyada. Türkiye'de henüz bir tane yok. Belki yakında olur. Paramız olursa herhalde biz de yaparız. Bana gelmiş 3 tane profesör doktor, klinik araştırması yapalım, olur. Ben de üniversite bunları destekliyor zannettim. Benden bekliyorlar. Ben sana etim buldum da ben zaten
vergiyi SSK borcunu zor ediyorum. Yapılandırmaya gitmiş bir adam. Parayı benden bekliyormuş. Gökçek'te para var. Gökçek'te para var. Evet. Ekinezya koronaya veya fark etmez başka virüse yakalandıysanız, gripal sorun varsa, SARS, MARS, korona falan filan önemli değil. Ekinezya mini seti kullanın, bitti git. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Sarı nokta hastalığı, göz kuruluğu rahatsızlığı yaşıyorum, tedavisi mümkündür. Sarı nokta hastalığı, göz kuruluğu, yaban mersini. Ha, biraz önce ne dedim? Safran. Safranla ilgili çalışmada safranın makula dejenerasyonunu önlediği, sarı noktaya iyi geldiği belgelenmiştir. Bu yeni bir çalışma. Yani bundan sonra ne yapıyoruz? Safran birlikte yaban mersini. Yaban mersine arkadaş geldi. Safranın sarı nokta hastalığına iyi geldiğini bilmiyorum. Ben psikolojik olarak işte depresyon, panik atak, anksiyete, Parkinson, Alzheimer vesaire derken, araştırmada devam ederken ortaya ne çıktı? Makula dejenerasyonu yeniledi. Ortaya çıktı sarı noktaya karşı. Safran. Yaban mersini zaten biliyorsunuz. Yaban mersiniyle ilgili binlerce klinik araştırması var. Göz rahatsızlar için. Vatandaş buraya gelmişti. Retinada delik var ve çökme var. Doktoru demiş ki yapacak bir şey yok, kendini hazırla. Neyi hazırlayayım? Körlüğü hazırla. Nasıl demiş? 3-4 yıl sonra kör olacaksın. Yapacak bir şey yok. En fazla 3 ay körlüğü hazırla, yavaş okuluna git. Tövbe tövbe. Adama verdiği şeye bak, nasihate. Sen kendini yavaş yavaş körlüğe alıştır. Hayata alış. Bu adam kahrolmuş. Araştırmış, incelemiş. Bulmuş bizi, geldi buraya. Ya dedi, böyle dedi doktorum. Psikolojim çok bozuk. Ağlayacak. Dokun sen ağlayacak. Çok kötü. Bu yaşta ben kör olursam ne olacak falan. Kaç yaşındasın? 21 mi? 22 mi? Öyle bir şey. Sorun yok, tedavi ederiz. Adam dedi ki ya sen sorun yok diyorsun, doktor kör olacak diyor. Sorun yok, tedavi ederiz mi? Şimdi görüyor mu görüyor? Tamam. Retina delik, retina çökmesi falan filan, sarı nokta, göz kuruluğu, bunlar problem değildi. İyi, hadi bakalım. 6 hafta kullandı, doktora gitti. Doktoru, biz yanlış mı yaptık acaba? Retinada delik yok olmuş, çökme ortadan kalkmış, göz normale dönmüş 6 hafta. Bitti gitti. Geçenlerde de ilk defa keratokonoz hastalığı tedavi ettik. Benim açıkça söyleyeyim, keratokonoza karşı ilk denememdi. Yani kesin bir şey söylemeyecektim. Keratokonoz gözün, göz bebeğinin şu bombeleşmesi, dışarı doğru çıkıyor. Keratokonoz hastasıyım dedi. Vallahi hiç tecrübemiz yok dedim, bir şey diyemeyeceğim. Ama yaban mersini kullan, 6 hafta bakalım. Gelişme olursa devam edersin değil mi? 6 haftada %90 iyileşti. 6 haftada. Keratokonoz. Onun tedavisi yok yani. Ameliyat. Ameliyatta da tekrar keratokonoz olma riski var. Yani %100 bir tedavi değil. Keratokonoz da öyle basit bir şey değil yani. Elhamdülillah keratokonoz, gözün bombeleşmesi, göz bebeğinin dışarı doğru çıkması böyle. Dünyada tedavisi yok. Hamdolsun, onu bile tedavi ettik. Yani burada biz bir şey söylüyorsak neye dayanıyoruz? Bilgi belge. Bakalım bizim üretmiş olduğumuz şu yaban mersini kalite bakımından Amerikalılarla nasıl? Amazon'a bakıyoruz, bilberi. Bilberi diyor Almanlar, Amerikalılar genellikle
bilberi olarak çıkıyor. Bilberi neymiş? Birleşiminde ne var? Amerikalıların üretmiş olduğu bilberi de ...250 gram ekstrak var. Bilberi ekstraktı, geri kalan ne? Nişasta, dolgu maddesi. Ya bunlara hayran oluyorum böyle. Dolguyu dolduruyorlar, dolduruyorlar nişastayı. Satıyorlar. Hayret ediyorum. Öyle ucuz maliyetini sıfıra getirmek için. Yaban üniversitesine biz de bakalım ne yapmışız. Bir. 400 miligram yaban mersini ekstraktı içerir. 1. 2. Ginkgo ekstraktı. 3. Akgünlük ekstraktı. 4. Nar kabuğu ekstraktı. 5. Zeytin yaprağı ekstraktı. 6. Alıç. 7. Üzüm çekirdeği. 8. Nohut otu. 9. Zencefil. 10. Zerdeçal ekstraktı içerir. Artı bor, çinko, magnezyum ve metil sulfonul metan. Yani biz bu kadar kaliteli ürün üretirken Avrupalı Amerikalı ne yapıyor? Onların yaptığını dedem de yapıyor. Allah rahmet etsin, dedem gitti de. Nenem yapar diyeceğim, o da rahmet. Yani dağdaki çoban da parası varsa gelir yapabilir. Nasıl yapacak? Der ki A firması, B firması, C firmasını. Ben yaban mersini kapsül üretmek istiyorum. Der. Adamın canı sıkılır, kapsül üretmek isteyebilir. Parası varsa verir. Bu fasoncu firmalar var, alır. Biraz vicdan ise ekstra koyar. Vicdansızsa doldurup gönderir, toz. Mono, herkes üretir. Forte, sadece Gökçek üretir. Sadece Gökçek. Almanya'da bile birkaç tane firma var, Forte üretebilen. Her baba yiğidin kârı değil, Forte üretmek. Forte geliştirilmiş, güçlendirilmiş demek. Birbiriyle uyumlu. Mesela, hoppala. Mesela diyelim ki, midenizde şişkinlik, karnınızda şişkinlik var. Eğer bu işi biliyorsanız, kimyon, kimyon, rezene, anason, kakule, melisa, kekik, papatya. Böyle bir karışım yaparsanız ne olur? Mükemmel etki olur. Şişkinlik. Tabii kandidadan kaynaklanmıyorsa. Kandida ise farklı. O zaman UTT gerekir. Kandidadan kaynaklanıyorsa şişkinlik, hazımsızlık, kabızlık, gaz kandida varsa o zaman UTT harcı. Kandida varsa UTT. Çünkü burada ne var? Altın mühür ekstraktı. Güve otu yani kekik ekstraktı. Güve otu kekiğin bir türü. Organum bulgare. Organum bulgare ekstraktı. Kekik ekstraktı. Kişniş ekstraktı, kimyon ekstraktı, çakşır ekstraktı, karamuk ekstraktı. Ladengülü ekstraktı, kedotu pençesi, kedotu pençesi. Kedi pençesi, kedotu pençesi. Bu Orta ve Güney Amerika'da yetişir. Sarmaşık, kids cloud denir. Bunun ekstrak bu. Bitki tozu değil, ekstrak. Ekstrak tozu, bitki tozu farklı şeydir. Bitkilerin tozunun karışımı 50 gramının maliyeti 5 liradır, 6 liradır. Fakat ekstraktın maliyeti 60 liradır, 70 liradır. Yani o da ekstrak bitki tozundan bazı ekstraklar 50 kat, bazı ekstraklar 100 kat pahalıdır. Ekstrak, destilasyona damatılarak elde edilen bitkinin özü. İki yaşında kızım, 4 yaşında oğlum var, biraz zayıf gibi
gelişimlerini hızlandıracak bir öneriniz var mı? 2 yaşında kızı, 4 yaşında oğlu. Biraz zayıf gibiler. Gelişimlerini hızlandıracak bir şey var mı? Var. Nedir? Çentiyon. Çentiyon. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Arada bul. Aa, buldum. Çentiyon. Çentiyon. Aa, bu da çiçeği. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Çentiyon kökünün destilasyonla damıtılarak elde edilen kapsül. Ama çentiyanda sadece çentiyan yok. Çentiyan iştahsız, halsiz, dermansız, cılız, efendim yemeden içmeden kesilen, yemeyen içmeyen zayıf çocuklar için veya anoreksiya nervosa hastalığı diye bir hastalık var. Artistler, mankenler yemiyorlar. Ne oluyor? Diyet yapıyorlar. Kafalarına göre takılıyorlar. Sonra sindirim sistemi çöküyor. Boğazda, ağız içerisinde 666 tane irili ufaklı, toplu iğne başı kadar, nohut kadar irili ufaklı 666 tane tüklük bezesi var. En büyükleri şurada. Paratosis. Bu tüklük bezeleri günde 1,5-2 litre tüklük salgılar. Doğal antibiyotiktir. 1. Yediğin gıdaları hemen çözerek şekere dönüştürür. Glikoz içeren şeyi hemen vitamini oradan enerjini almaya başlarsın. Hemen. Mide 2 litreye yakın asit ve enzim salgılar. Karaciğer 2 litreye yakın safra salgılar, pankreas 1 litreye yakın lipaz amilaz tripsin gibi enzim salgılar, ince bağırsak 4 ila 6 litre enzim salgılar, etti 12-13 litre. 12-13 litre enzim salgılayabilmesi için sindirim sistemini yemeniz, içmeniz lazım. Öyle haldır haldır değil tabii, normal. Ben bir tanıdım, günde bir zeytin yiyoruz. Kadıncağız zayıfladı. 38 kiloya düştü. Bu artık çalıştığı yerindeki patron demiş ki seni çalıştıramaz. Neden? Düşürsün, bayılırsın, başına bir şey gelir. Biz mesuliyet kabul etmeyiz. Git normale gel. Kilo al, gel, çalış. Ama böyle çalışamaz. Adam korkmuş. Düşüp böylece halsiz, dermansız, yorgun. Adet göremez hale gelmiş. Sadece sindirim salgıları değil, bütün salgılar azalıyor. Adet görebilmesi için yemesi içmesi lazım. Bunları ziyarete gittim. Bir tanıdığımız, yakınımız olur. Dedi ki, herkese iletiyorum, bize bir faydan olmuyor. Dedim ki, neyiniz var ki? Bilmiyorum. Neyimiz var? Kız ölecek. Nesi var? Diyet yapa bu hale geldi dediler. İskeletör gibi olmuş. İskelet gibi olmuş kızcağız. Niye böyle yaptı? Kilo almak istiyor, şimdi alamıyor. Çalıştıramıyor. Patronu gönderdi eve, 2 kilo alsın gelsin dedi. Kolaydı. Nasıl kolay ya? Çentiyon kullanacak, problem değil. O zaman ben iksiri yeni üretmiştim. Şimdiki adı Limsa. O zaman iksirdi adı. Limsa. Limsa gönderdim. Ve eczaneden çentiyan gönderdim. Çentiyan çayı, Limsa. O zaman iki ismi iksirdi. 6 haftada 52 kiloya geri döndü. 6 hafta. Tekrar çalışmaya başladı. Şimdi maşallah 3 tane mi 4 tane çocuğum var. Doğum da yapabilirdi. Eğer ki kilo almasaydım, normal dönüşü doğum yapma değil,
İlişkiye bile giremezdim. Biterdi hayatım. Hayatı biterdi. Yani ne oldu? Normale döndü. Şimdi 3 çocuk annesi. Bildiğim kadarıyla 3-4 olmuş olabilir yani. Maşallah var. Şimdi çentiyen, halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, üzgün, süzgün, büzgün olanlar için bazıları anneler, babalar çocuklarına çok düşüyorlar. Aman ye çocuğum, aman ye çocuğum kaşıkla etrafında dolanıyor. Çocuğu ne yapıyor? Aşırı şımartmak iyi değil. Açsa yiyecek. Kendi yiyecek. İlle peşine dolanmayacaksın. Hastaysa çentiyen. Değilse ama şunu ile bunu demeyeceksin. Kendi yiyecek. Fazla üzerine düşmek, fazla şey yapmak onu aşırı olarak bağımlı yapar, hasta yapar. Kendine güveni kalmaz vesaire vesaire. Neyse. Evet, çentiyen böyle halsiz, dermansız, yorgun, bitki, yemeyen, içmeyen, gelişmeyen, zayıf kalan çocuklar için ve veyahut da böyle aşırı zayıflayıp da kilo alamayanlar için. Çok meşhur bir artist, manken Türkiye'nin beni aradı geçenlerde. Geçenlerde sizsem yani 5-6 ay öyle. Kadının artık sanat hayatı bitmiş. Koltuk altlarından iltihap akıyor, kasıklarından her tarafı yara bere. Ter bezi iltihabı, akne inverse, hidratentis suprativa veya köpek memesi de denir. Gitmediği doktor, kullanmadığı ilaç kalmamış. Beni aradı, bir tanıdığı vasıtasıyla. İsmini söylemeyeyim şimdi. Kendi yorum yaparsa yapar, yapmazsa yapacak bir şey yok. Çok meşhur bu sanatçımız, her tarafına iltihap akıyor, koltuk altı, kasıkları, yürüyemiyor. Her tarafını bezlemiş böyle sargı bezleri, kaslı bezler. Kokuyor pis pis. Hallederiz, sorun değil dedim. Ya şu kadar doktor, bu kadar ilaç falan, hiç sorun değil, onlar anlamaz. Nasıl olacak, nasıl kolay? Hamameli seti B, kiloluysan GT kullanacaksın falan anlattım. Aldı kullandı kullandı. Çok meşhur sanatçı olduğu için. Dedim ki evvelki gün arayın bakayım şu kadına ne oldu dedim ya. Aradık. Ha ben de sizi arayacaktım. Sarımsak ve limsayı kullanmıyor. Sarımsak kokuyor diye. Diğerlerini kullanıyor. Ama buna rağmen %95 hemen hemen bitmiş, iyileşmiş. Teşekkür etti. Yorum? Yorum yazacağım. Yazacak. Bekle yazar. Önceki haliyle şimdiki hali arasında dağlar kadar fark var ama işte artist manken olunca bir artist mankeni de böyle, bu da erkek. Adam 150 kiloya çıkmıştı. Balon gibi şişmişti. Adamı zayıflattık. 80 kiloya kadar düştü. 70 kilo kadar zayıfladı. Foskolin, alfa lipoygası vesaire bir sürü ürün verdik. Bizim reklamımızı yapacağına gitti, başkasının reklamını yaptı. Parayı verdiler, para için gitti. Şikayet. Neyse, önemli değil. Yani böyleleri de var. Önemli değil. Hocam 35 yaşında koronaya yakalandı. Hocam, hanım, yani eşi, ha pardon. Eşim 35 yaşında koronaya yakalandı. Ayağa kalktığında kuru kuru öksürüyor. Takatsizlik, halsizlik sorunları var. 2 haftada hastanede kaldı. Hiçbir şey yaramadı. Hastanede kaldı. İlaç kullandı. Hiçbir işe yaramadı. Eve gönderdiler. Ne yapmalıyız acaba? Halsizlik, takatsizlik de var. O zaman ekinezya, moringa, ekinezya mini seti kullanıyor. Artı moringa. Spiruna da kullanabilir. Moringa
vitamin, mineral, enzim deposu. 1 gramı 5 kilo sebze ve meyveye bedel. Antalya'da seramızda kendimiz yetiştiriyoruz. Ağacını. Evet, moringa. Moringanın faydalarını saymakla bitmez. Vitamin, mineral, enzim deposu. Bu gördüğünüz bitkinin çiçeği. Bu da yaprağı. 19 çeşit aminoasit, vitaminler B1, B2, B5, B6, B12, K vitamini, A vitamini, omega 3, 6, 9 vesaire vesaire içeriyor. Yani neredeyse spirulina kadar çok yoğun enerji verir. 1 gramı 5 kilo sebze ve meyve bilir. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik vesaire vesaire. Fakat bu çok pahalı olduğu için adamlar kaçı satıyor? O nedenle biz kendimiz yetiştiriyoruz artık, hamdolsun. Evet, koronaya karşı Echinacea mini seti kullanın. Halsizlik, dermansızlık varsa moringa kapsülü, moringa saşesi, moringa saşesi iş yerinde, mesela büroda, ofiste, fabrikada, orada burada, her yerde, her zaman çay şeklinde sıcak suyla karıştırarak içilir. Moringa ekstraktı, çoban çökerten ekstraktı, ginseng ekstraktı, üzüm çekirdeği ekstraktı, söğüt kabuğu ekstraktı, akünlük ekstraktı, karanfil ekstraktı, nim ekstraktı, geven ekstraktı, çinko ekstraktı, çinko, bor, magnezyum, metil sulfonil, metan vesaire vesaire. Halsizlik, dermansızlık, takatsizlik için. Enerji, power. Efendim, tip 2 diyabet hastasıydım. Diyor vatandaş, tip 2 diyabet hastası. Kurmar, alfa lipoik asit ve ormeka 6 ay kullandım. Artık diyabetten kurtuldum. Hiç ilaç kullanmıyorum. Metformin gibi ilaçları kullanmıyorum. Yan etkileri çok demiş. Evet. Kurmar, alfa lipoik asit, bamya'da artık diyabete karşı klinik araştırmalar etkisi ispat edilmiş. Bamya artı orme KRM krom, orme krom. Buradaki krom pikolinat. Krom pikolinat pankreası güçlendirdi. Şeker hastalığına karşı etkili oldu. Belgelenmiştir. Krom pikolinat kendine münhasır özel bir. Gördüğünüz gibi pikolinat ve krom, ortada bir krom elementi çevresinde pikolinat. Ne yapıyor? Pankreası güçlendiriyor, temizliyor, arıtıyor. Diyabet hastalığına karşı etkili. Efendim, burada bizim Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi bir çalışma yapmış. Kurmar, bu Hindistan'da yetişen bir sarmaşık. Kurmarın birleşiminde cinnamik asit diye bir asit buldular. Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi dünyada diyabete karşı etkili olduğu söylenen 108 bitkiyi inceledikten sonra 7 yıllık bir çalışma sonucunda en etkilisinin kurmar olduğunu gördüler. Kurmarla ilgili 4665 mi bu kadar hasta üzerinde tedavi denemeleri yaptılar. Tip 2 diyabet hastalarını tedavi ettiler. O günden bugüne kurmar dünyada diyabet hastaları için en etkili ürün. Bunun Latincesi Gymnema sylvestris. Gymnema sylvestris. Gymnema sylvestris. Gymnema. Hadi bakalım.
Yanlış yazdık. Cinnemaya, Silvestris. Gurmar. Evet, Gurmar şeker hastalığına karşı etkisi ispatlanmış, Türk klinik araştırması yapılmıştır. Aynı zamanda obeziteye karşı yapılan araştırmalarda obeziteye karşı yani şeker aynı zamanda şekere karşı diyabetle birlikte obeziteye karşı da etkili olduğu belgelenmiştir. Yeni çalışmalar olmuş. Ne diyor? Profesör Doktor Ramesh Poturaja, Raj Kumar Sharma, bunlar Hindistanlı. Zandra Jankra P. Kumar Kavadi falan filan. Bunlar ortak bir çalışma yapmışlar. Şeker hastalığına karşı ve obezite yani aşırı kilo problemini çözdüğü yağlar eriti güzelliklere sahip. Sadece pankreastaki beta hücrelerini güçlendirmiyor, yağ yakımını da sağlıyor. Obeziteye karşı da etkili olduğu belgelenmiştir. Aynı zamanda obeziteye karşı etkili. Enteresan. Neymiş? Obeziteye karşı etkiliymiş. Hacı bunu yaz da bir yere. Ona üzerinde ben obeziteyle ilgili bir çalışma yapayım bakayım. Bizim Forskolin alfa lipoik asit zaten zayıflatıyor. Onunla ilgili bir çalışma yapmam lazım. Evet. Daha birçok araştırma var. 138 klinik araştırması var. Evet, krompikolinat pankreastaki azacık hücrelerini, beta hücrelerini canlandırıyor, güçlendiriyor. Gurmar, alfa lipoik asit ve bamya. Bamya ne yapıyor? Pankreastaki hücreleri tekrar tamir ediyor, yeniliyor. Şeker hastalığı için. 80 yaşında diyor annem. Korona rahatsızlığı geçirdikten sonra kalp, tansiyon, şeker rahatsızları ağırlaştı. Koronadan sonra zaten kalp, tansiyon, şeker hastalığı varmış. Daha da ağırlaştı. Böbreklerinde sorun var. Kreatin seviyesi çok yüksek. Halsizlik, takatsizlik. Bir durumda ne tavsiye edersiniz? Koronadan sonra da böbreklerinde sorun çıkmış. Kreatin yükselmiş. Koronadan sonra bu sefer böbrekleri, yani kalp rahatsızlığı, tansiyon, şeker zaten varmış. Koronadan sonra böbreklerinde de sorun başlamış. Kreatin yükselmiş. Yani bu kadar tansiyon hapı, kalp hapı, işte diyabet hapı kullanırsa ne olur? Böbrekler de yavaş yavaş iflas eder. Böbrekler için biz çok güzel ürünler ürettik. Ne ürettik? 1. Ay üzümü idrar yolları enfeksiyonu için. 2. Huş böbrekler için. Huşun birleşiminde huş ağacı, ak huş da denir. Betulinik asit var. Cilt kanserine bile etkili. Betulinik asit. Huş. Betulinik asit bakalım. ...1590 klinik araştırması, vay canına. Betulinik asit, PubMed'e baktığımızda betulinik asit yazdığınızda kansere karşı etkili diyor. Betulinik asit. Efendim, kanser hücrelerini yok ediyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vesaire vesaire detaylı bilgi var. HIV, AIDS virüsüne karşı etkiliyormuş. La ilahe illallah Muhammed Resul. Evet. Huşun mübarek bitkinin bir, daha birçok özelliği varmış. HIV virüsüne karşı da etkiliymiş. Neyse. Biz ne yapıyoruz? Amazon'a baksak bulabilir miyiz bir şey? Zannetmiyorum. Betulinik
Paraşüt. Yok bile. Dünyada bizden başka huş üreten yok mu? Neyse. Evet. Kreatin değerleri çok yükseldiği için, kan zehirlenmesi sorunu olacağı için bir beyefendi diyalize girmeye başlamış. 6.35'e yükselmiş. Tabii iş yerini satmış. Çalışamıyor, halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Bana dedi ki, ben kreatinden kurtulmak istiyorum, hayata dönmek istiyorum falan filan. 15 yıl önce dedim ki, işimiz zor. Ben diyalize giren hastaya şimdiye kadar bir şey yapamadım. Ama diyalize girmeseydin kolay dedim. Deneyim, dene, 6 hafta denedi. Aa, ben artık diyalize girmek istemiyorum. Niye? Kendimi çok işiriyorum, enerjim yok. Hastana git, hastan karar. Doktoruna git, doktor karar versin. Olmaz dedim. İyi peki dedi, doktora gitmiş. Doktor demiş ki, aa değerlerin güzel ama sen ne kullanıyorsun? Bunu devam et demiş, görecek. Devam et, iyi güzel demiş. 3 ay sonra ben girmek istemiyorum, doktoruna danıştım. Doktora demiş ki, tamam diyalize girme, iyisin, güzel. Ama ne kullanıyorsan devam et, değerlerin daha da iyi olabilir. 6 ay sonra dedi ki, artık ben ürünü kullanmak istemiyorum, artık çok iyi. Kendimi çok iyi hissediyorum. İdrara çıkıyorum, diyalize girmiyorum, hayatım normale döndü, iyi maşallah. İzmir'de yaşıyordu, Antalya'ya taşındı, yeniden iş kurdu falan filan. Aradan 10 yıl geçti, 10 yıl. 10 yıl sonra üşütme, grip, nezle vesaire nedeniyle antibiyotik kullanmış. Hemen böbrekler tekrar sinyal vermeye başlamış. Aramış beni, diyor ki, ne olacak şimdi? Ya başından bu iş geçmiş. Niye antibiyotik kullanıyorsun? Ben sana söylemiştim, antibiyotik kullanma. Kimyasal böbrekleri bozuyor, çürütüyor. Ya yaptık bir yanlış falan filan. İyi, ne yapacağız? Tekrar kullanacağız, ne yapacağız? 3-4 ay tekrar kullandı, tekrar normale döndü. Şimdi burada Samatya'da bir hanımefendi 70 yaşlarında safra kesesi ameliyat oluyor. Ameliyattan sonra böbrekler duruyor aniden. Şak bitti. Bir damla idrar gelmiyor. Kızları, oğulları tartışıyorlar. Yarısı diyor ki Gökçek ürünleri kullansın, yarısı diyor ki diyalize gitsin. Geldiler bana, anlattım, aldılar gittiler ürünlerini. Anneleri hastanede. Kadın davul gibi şişiyor. Diyalize gireceğini diyorlar, o da kabul etmiyor vesaire. Ben aradılar, dediler ki, sizin ürünü aldık, kullanamıyor. Niye? İşte biz aileyiz ama yarımız diyalize gitsin diyor, yarısı bu ürünleri kullansın diyor. Ama bir kısmı sizin ürünlere güvenemiyor. Dedim ki, sen mutfağa girince çay yapıyor mu? Yapıyor. Zencefil, zerdeçal, adaçayı, kekik, nane, keyfine göre karıştırırsan, kullansan, tıbbi bitki bunlar. Bir şey olur mu? Olmaz. Bu da öyle. Bir şey olur mu? Olmaz. Zencemay, lahana mix, huş falan mı? Tamam dedi, kullanalım, deneyelim. Dedim ki, öyle uzun değil, birkaç gün kullanın, bir hafta idrar gelmese gene diyalize girsin. Bizim ürünleri kullanırken 2 gün sonra kadınca idrara çıkmaya başladı. Balon gibi şişmişti. 70 kilo gelen kadın kaç kilo olmuştu. İdrara çıkamadığı için balon gibi şişmişti. Bizim ürünü kullandıktan sonra yavaş yavaş balon söner gibi yavaş yavaş şişkinlik gitti bitti. Orada bunlar kimsesiz çocuklar vakfının başkanıymış kızı. Bir açılış mı açılış yaptılar. Beni de çağırdılar. Kadın elinde bastonla gezdi. Allah sizden razı olsun. Hayattaysam, yaşıyorsam, geziyorsam, sağlığım sıhhatim yerinde sizin sayenizde falan filan. Her gün size her vakit dua ediyorum dedi mesela. Evet. Hocam selamın aleyküm. Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar. 23 yaşındayım.
Hemşire'de femde eklem rahatsızlığı var. Doktor Voltron diye bir ilaç verdi. Bir faydası olmadı. Ağrı kesici olmadan duramıyorum. Bunun bir çaresi yok mu? Bu ilaç beni zehirliyor. Kimyasal ilaçların hepsi fare zehrinden daha tehlikeli. Yavaş yavaş yan etkileri sizi bitirir. Dünyada 5 milyar insan kimyasal ilaç kullanmıyor. Çin, Hindistan, Endonezya, Malezya, Tayland, Tayvan, Kamboçya, Laos. Kullanmıyor. Hindistan'da az bir şey kullananlar var. Ama diğer ülkeler hep bitkiyle. Sedef ve romatizma, eklem romatizması var. Ne yapıyoruz? Harpago, hamam melis, G artı bosferi. İki setin karışımı, özel bir set. Huzursuz bacak sendromu var. Gece uykum yok. Parkin kullanıyorum. Bir de yan etkisine bak. At kestanesi, sarı kantoron, G seti kullanın. Huzursuz bacak sendromu çok kişi var iyileştirdiğimiz. Kızına koron teşhisi kondu. Çaresi nedir hocam? Ekinezya mini seti kullanın. Hocam merhaba, hayırlı, bereketli, sağlıklı, huzurlu günler sizlerin, ailenizin, çalışanlarınızın üzerine olsun. Sağ ol, Allah razı olsun. Hocam zerdeçal, zencefil koronaya iyi gelir mi? Koronaya zencefil, zerdeçal iyi gelir ama koronaya karşı ekinezya mini seti. Bir de şöyle var. Bazısının akciğerinde, bazısında göğüs kaslarında enfeksiyon, sümük gibi, balgam gibi, akciğerde değil, göğüs kaslarında oluyor. Pıhtı atar gibi oraya bir ağrısız oluyor. Akciğer olursa farklı, göğüs kaslarında olursa farklı. Bazı insanların bütün vücudu, biraz önce söylediğim gibi Giresun'da kadın PLT'si sıfıra düşmüş aniden. Allah'tan ki bağırsak kanaması ve diş eti kanaması sayesinde beyin kanaması olmamış. PLT'si sıfır. BioNTech aşısından dolayı. Türk aşısını bekleyin. Çin aşısı, Rus aşısı, Alman aşısı, Amerikan aşısı. Ne olduğu belli değil. Yani bazıları diyor ki BioNTech aşısının içerisinde grafen var. Allah korusun, grafen varsa yandık. Çok tehlikeli. Bilmiyorum. Kimse de bilmiyor zaten. Bir doktor 5 milyar dolar serveti olabilir mi? Ben bir iş adamıyım. 40 yıldır, 41 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Kaç param var? Evim kira, arsa, şey, fabrika kira, sera kira, fabrika kira. Niye ben milyonlara bu kadar ürün satıyorum? Sen daha dünkü doktorsun. Nasıl zengin oldun? 5 milyar doları sana kim verdi? Kimin adamısın? Esas patronu televizyonda söylediler. Küreselcilerin adamı. Esas patron. Bu da maşa. Şıkıdık şıkıdık oynatıyorlar. Orada konuşuyor. Esası geride. Küreselcilerin adamı. Biliniyor kim oldu. Hele bu milletin hiç adamı değil. Alman'ın adamı. Ama Alman'ın da değil, arkasında küreselciler var. Merhaba hocam, hayırlı, bereketli, sağlıklı, huzurlu günler sizden olsun. Selam hocam. Ometriyal hipoplazi, aygız, endometri problemi hocam, biyopsi sonucu beni bilmiyorum. Endometriyum. Detaylı bilgi verirseniz telefon edin. 444-66-49 Hayt setiyle tedavi ederiz. Sorun değil. Maytake G artı Hayt. Başka sorunlar var mı? Bilmem lazım. Selamun aleyküm. Hocam UTT tuzunu yemeklere koymadan öncesinde suyla içsek sonra yazsın. Çay gibi içebilirsiniz UTT'yi. Çay. Suyla değil çay. Çay. Bir çay kaşığı bir bardak sıcak suyla karıştırıp içebilirsiniz. UTT harcı. Hayırlı günler.
Sağ olun, teşekkürler. Kramp. Kramp. Ne krampı? Huzursuz bacak sorunu mu? Kas krampı mı? Mide krampı mı? Kramp ne türlü bir kramp? Ayrıntılı bilgi gerekir. Ormuz kol kullandım. 40 yıl içtiğim sigarayı bıraktım. Ormuz Gold. Ben de diyordum ki ne zaman yorum gelecek şu Ormuz Gold'a da konuşacağım. Ormuz Gold. Bor, çinko, mangan, demir, bakır, sodyum, potasyum, magnezyum içerir. Bizim üretmiş olduğumuz Ormuz Gold'un benzeri dünyada yok. Ormuz Gold üretiyoruz biz falan filan. Amerika'da, Avrupa'da, orada burada diyorlar. Ne koyuyorlar içerisine? Tuz ve birazcık altın, mikrogram. Başka bir şey yok. Ne bor var, ne çinko var, ne magnezyum var, ne var? O hiçbir şey yok. Safran içimde kafam çalışsın. Şimdi adamın biri Almanya'da yaşıyor. Madde bağımlısı. Birçok sorunu var. Ormuz Gold özellik, sarı kantaron vesaire vesaire kullandı. Maddeyi bıraktı. Spora başladı. Bodybuilding falan filan. Kas geliştirdi. Adam Diriliş Ertuğrul'da Kurtuluş Osman'da falan figüranlık falan roller almış. Getirdi bana küçük küçük videolar seyrettirdi. Güldük biraz. Adam hayata dönmüş. Hem mutlu, umutlu, neşeli, huzurlu, hem de spor yapıyor, hem de bir kas yapmış. Madde bağımlısı olan adam, ezik büzük adam, canavar gibi bir olmuş. Geldi bizden, kendisi için, kardeşi için, annesi için, babası için, kuzenleri için Ormuz Gold aldı gitti. Bir hafta sonra aradı beni, dedi ki ben oraya geliyorum. Niye geliyorum? Daha dün buradaydım, yani geçen buradaydım. Niye geliyorum? Ormuz Gold aldı. Dedim ki o kadar Ormuz Gold aldı, hepsini elimden aldılardı. Gitmiş eczaneden Ormuz Gold aldım diyor. 10 milimi 60 avro. 10 milim. Kullandım diyor, hiçbir faydasını görmedim. Ben diyor sizin Ormuz Gold'u almadan olmaz. 10 milim ne demek? Aha bu kadar. Şu kapak kadar. 10 milim kullanmış. Hiçbir faydasını görmemiş. Adam uçağa binmiş, tekrar Ormuz Gold almak için buraya gelmiş. Evet. Değişmiş, dönüşmüş. Madde bağımlısı olan böyle alık alık bakan adam canavar gibi olmuş. Evet. 40 yıldır sigara içiyordum diyor. Ormuz Gold da 40 yıldır içtim. Sigaradan tiksindiriyor. Neden? Beyne reset atıyor. Beyin temizlenince farkına varmadığı, bağımlı olduğu maddelerin tehlikeli olduğunu anlamaya başlıyor. Tiksinti uyanıyor ona karşı. Bilinçaltına kadar etki yapıyor. Reset atıyor. Çık 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 çık. Kolay gelsin, sağ olun, teşekkürler, kolay gelsin. Hayırlı sabahlar, hayırlı öğle sabahlar olsun. Hocam, cin çarpması için ürünümüz var mı demiş. Vallahi o konularda bilgin yok. Bana da büyü yapmışlardı 18 yaşında. Beni de bir hocaya götürdü annem. O da bir muska yazdı. O güne kadar pek inanmadım böyle şeylere, saçmalık dedim. 3-4 ay saçım büyümedi, başım ağrıdı. Onların evinin önünde böyle gidip geliyordum. Her gün kızlarına aşık oldum birdenbire. Annem rahmetli anladı, sana bir şey yaptılar diye. O bizim uzaktan arabamız olan aile ziyarete gittim de orada şöyle dalmışım. Saçımdan kıl almışlar, muska yapmışlar, büyü yapmışlar. Evet, bir yıl korkumdan muska taşıdım. O işlerden anlamam. Ama çok tehlikeli bir şey. Bunu yapanlar dinden imandan çıkıyor yani, büyü yapanlar. Cinden şeyden anlamam. O benim işim değil. Herkes kendi işini anlamalı. Hocam sizin ürünleri kullanmaya başlayınca ekmek yeme,
İsteğim azaldı. Eskiden çok ekmek yerdim, şimdi bir dilim ekmek yetiyor. Ürünler: spirulina, karamuk, ekinezya, aslan yelesi, Afrika sardunyası, çam kozalağı, aynı sefa, astaksantin, limsa, çemen, ormuz kod, ormuz gms, ormuz dmr, iot, günlük kullanıyor. O maşallah, zaten her türlü vitamin alıyorsun. Başka bir şey gerek, ekmeğe gerek kalmıyor. Yani vücudun ihtiyacını her şeyi alıyorsun. Tabii ki az yersin yani, bunları kullanıyorsun. Çok şükür yeniden doğmuş gibiyim. Eskiden hemen yoruluyordum, uykum geliyordu. Çok şükür şimdi yeniden doğmuş gibiyim. İyi ki varsınız, ömrünüze bereket versin demiş. Sağ ol, Allah razı olsun. Fatih Bey güzel yorum yapmış. Hocam, bitki tozu, çayı ve ekstrakt arasında fark nedir? Sübhanallah. 40 yıldır anlatıyorum. 41. defa anlatayım. Karamuk kökündeki etken madde %1. Karamuk destilasyonla etken maddeyi alır da kullanırsanız etkisi %100. Karamuk tozunu, öğütürde tozunu kullanırsanız etkisi %1. Ekstraktından kapsül yaparsanız etkisi %100. Kandida'ya karşı dünyada en etkili karamuk. Yüksek oranda berberin içerir. Berberinin haricinde burada bir sürü lifli madde var. Onları da kullanırsanız, tozunu kullanırsanız etkisi %1. Ekstraktını kullanırsanız, ekstraksiyon sisteminde karamuğun birleşimindeki etken madde aynı zamanda sadece öyle boşta durmuyor. Diğer etken maddeyle birleşik oluyor. Tozu bu nedenle etkisi az. Destilasyona damlatılınca ekstraktı, etken maddeler ayrışıyor, daha da etken hale geliyor. Ekstraktı tozunun, karamuk kökünün tozu, biz kilosunu bunu 30 liraya alıyoruz. 40 lira, 50 lira diyelim. Ama destilasyona damlatılarak elde edilen ekstraktın kilosu en az 500 lira. Anlatabiliyor muyum? Etken madde, bitkinin tozundaki etken madde %1, %2, bilemedim %5 en fazla. Ama ekstraktaki etken madde %100. Mesela sarı kantaronun birleşimindeki hiperesin, hiperforun %1. Depresyona karşı kullanılan sarı kantaron, bitkinin tozunun bir ton çayını içmeniz lazım faydası olsun. Hele hele ginkonun içindeki etken madde %0.05. Buyur. Bir kamyon dolusu ginko yaprağının çayını içmeniz lazım faydasını görmek için. Biz onu damıtıyoruz. Özünü alıyor, özünü kullan. Anlatabiliyor muyum? Aradaki fark 100 kat fazla. Bazılarında 50 kat fazla, bazılarında 100 kat fazla. Ama çok çok fark eder. Mesela zerdeçalın kilosunu biz alıyoruz, 25 lira, 30 lira. Tozunu, ekstraktı yurt dışından getirirsen 100 dolar. Ne haber? Acaba ne farkı varmış? Saç dökülmesine karşı RU5 var ama RU5'in yeni versiyonu geliyor, güçlendirilmiş. O nedenle şimdilik spirulina mini seti kullanın. Sayın hocam, kimyevi değil de doğaldaki şuval bitkinin kaynaklarını kullansaydı bu dünyadaki insanlar tam tedavisi olmayan birçok hastalığa yakalanmazlar. Saç için diyor, ilaçlar, doğal ilaçlar kullansaydı. Saç için şimdi yeni bir ürün üretiyoruz. Birçok klinik araştırması yapılmış. Bezelye'den yapıyoruz. Bezelye.
Bu yeni bir buluş. Almanların buluşu. Biz geliştirdik, güçlendirdik. Almanlar bulmuş, Çinliler başka bir şey bulmuş falan filan. Biz de başka bir şey bulduk. En etkisini biz ürettik. Ama elimizde yeterince ekstrak yok. Şimdi çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde RU5 daha güçlü geleceğiz. Hocam zencefil La ilahe illallah Muhammed. Hocam adaçayı efem gömeci korunaya. Adaçayı efem gömeci korunaya iyi gelir mi? Ekinezya kardeşim. Ekinezya. Şu iyi gelir mi? Bu iyi gelir mi? Ekinezya diyorum ben. Ekinezya. La ilahe illallah Muhammed. 1300 klinik öğretmesi var. Ekinezya dünyada sadece Almanya'da 1000 çocuk doktoru üşütme grip nezleye karşı ekinezyanın damlası derecesi macunu kapsülünü denemiş. Ekinezya diyorum. Ekinezya mini set diyorum. Koronaya karşı o iyi gelin, bu iyi gelin daha soru soruyor. 40 defa soruyorum kardeşim. Onu sor, bunu sor şunu. Onda diğer bitkilerin de etkisi olabilir. Olabilir diyorum. Ekinezya Laden gülü, kekik, Afrika sardunyası, kara mürver falan filan. Yani diğer bitkiler de etkilidir. Ama bunlar kadar etkili değil. Bunlarla ilgili klinik araştırması var. Cat's Claw mesela. Ebem gümeci. Var mı yok mu bilmiyorum. Ne bileyim ben ebem gümecinin klinik araştırması var mı yok mu? Ben önce neye bakıyorum? Klinik araştırması. Ebem gümecine bakalım. Klinik araştırması var mı? Ne kadar şeyle griple ilgili. Koronaya karşı etkisi var mı yok mu bilmiyorum. Mal ve Zilvestris. Malve. Malve. Bir şey çıkmadı. Belki vardır. Ama ebem gümeciyle ilgili koronaya karşı iyi midir, etkili midir falan filan. Yok. Onun bir şey ben sana var mı diyeyim yani. Yok. Malve gavurcası. Ebem gümeci. Ebem gümeci koronaya etkili mi? Ben ekinezya diyorum, sen ebem gümeci diyorsun. Ekinezya diyorum, ebem gümeci diyorsun. Kekik diyorum, Afrika sardunyası diyorum. Cat's Claw diyorum. Laden gülü diyorum. Bunlarla ilgili klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Biz belge, bilgi olmayan, klinik araştırması olmayan bir şeyi anlatmıyoruz. Hiçbir profesör doktorlara sor bunları. Allah Allah. Etkisi var mı şu bitkinin, bu bitkinin? Kaç defa söyleyeceğim? Aynı şeyi durup durup soruyor. Nevraljiye karşı aslan yelesi seti B. Bir de nevralji yüzünüzdeyse uzun yayla masaj. Çörek otu ile ilgili çalışmalarınız var mı? Çörek otu yağımız var. Bacaklarda KSS yorgunluğu ve şişkinlik. At kestanesi G seti. Hocam bende ürek sıkılması, kulaklarımda çınlıyor. Ürek sıkılması, yürek sıkılması diyecekler. Ha bu Azerbaycanca. Ürek, onlar yürek, kalp sıkışması. Kalpse alıç. Ginkgo G. Hocam kemoterapi yan etkilerini kesmek için kullanmak uygun olur mu? Kemoterapi yerine maytake G seti. Her türlü kansere karşı. Hocam bende prostat büyümesi, cüce palmiye G seti. Hocam tıbbi medeviden konudan anlatır mısın? Tıbbi nebevi. Hocam ekinezya şahsesi korona bulaşığında kullanırsak olur mu? Tabii ki korona ekinezyanın birleşiminde burada
Moringa, bağışık sistemini güçlendirir. Kortisep, doğal antibiyotik. Ekinezya, her türlü gri, üşütme, nezleye karşı. Boswellia, kortizondan daha etkili. Bağışık sistemini güçlendirir. Aslan yelesi, beyinle ilgili. Turmeric, yani zerdeçal, kansere karşı. Ayı üzümü, idrar yolu enfeksiyonu için. Yani her hastalığa farklı farklı ürünler var. Sorun yok. Klinik araştırması varsa ürün üretiyoruz. Koronaya karşı en etkili ürünleri, klinik araştırması yapılan belge ve bilgiye dayanan ürünlerle ürün üretiyoruz. Rastgele bir şey yok burada. Selamun aleyküm, hayırlısı yayınlar olsun, sağ olun. Benim de çok dokunuyor. Saç dökülüyorsa sorun değil, spirulina kullanın. Hocam 4 yaşında çocuklarda her türlü göz sorunu için ne yaban mersini, göz sorunları için guatr büyümesini ne kullanalım? Guatr, fucus, iyi seti, fucus. Fucus, Baltık'ta ve Japon denizinde yetişen esmer yosun. Yüksek oranda iyot içerir, iyot. Artı orme iyeti. Dünyada ilk ben ürettim orme iyeti. İyot içerir, yüksek oranda orme iyeti. Çalkalıyorsunuz. Günde 3 defa yarım çay kaşığı. Ha problem varsa 3-4 defa, 5 defa yarım çay kaşığı. Yüksek oranda iyot içerir. Sadece iyot değil, bor, çinko, magnezyum, demir, gümüş, altın vesaire vesaire içerir. Tiroid bezini çalıştırır, temizler, arıtır. Nodül varsa eritir. Fucus iyi seti. Hocam, Allah razı olsun, tip 1 şeker hastalığına kumar seti. Alerjik rinit için Afrika sardunyası G seti. Hocam hayırlı günler, 10 yaşındaki kızım hafızlığa başladı, dikkat dağınıklığı. Ginkgo, üzerlik, ormuz gold. Eğer bağırsaklarında sorun yoksa mini set. Üzerlik, ginkgo, ormuz gold. Üçünü kullansa yeterli. Bağırsaklarında kandida yoksa. Hocam kemoterapi süresinde bitkisel çay olarak ne önerirsiniz? Kemoterapi ağır, farz yerine daha tehlikeli ilaç. Kemoterapi ile birlikte de maytake GST'ni kullanabilirsiniz. Kemoterapi ile birlikte. Ama kemoterapinin yan etkileri çok çok. Avrupa'da mesela hastanede yatan çocuğun aile kemoterapi ile beraber hastanede bizim ürünleri kullandı. Lösemiden dolayı diğer çocukların hepsinin saçları döküldü, bağışıklığı çöktü. Böyle halsiz dermansız hastanede yatarken diğer çocuk oyun parkına gitmiş ki oynadı, zıpladı. 6 ay sonra gönderdiler ve gitti bitti. Kimyasala bile gerek yok. Hayırlı yayınlar hocam, son bir yıldır yakın bulanık görmeye başladım. Bulanık görürseniz yaban mersini safran G seti. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kaslarım tutuldu. Bamya G seti artı kaslar için ozon yağıyla masaj yapabilirsiniz. Ozon yağı, ozon yağı. Ozon yağı. Aynı sefa yağı da olur. Ozon yağı. Ozon yağıyla masaj. Bamya G seti kaslar için. Hocam reflü, gastrit, ekşime, bazen bulantı oluyor. Bir de yemeklerden sonra göğsüme, mantar dolu varsanız. Mastik gam G seti. Hocam probiyotik bekliyorum 3 aydır. Ne zaman çıkıyor? Probiyotik özel bir makine geliyor. Gelmedi henüz.
yeni bir probiyotik ürettik. Lactobacillus acidophilus ve birçok türevi var. Bu kapsülü ürettikten sonra onu ne yapacağız? Entero kaplayacağız. Entero olmayınca kapsül bize de açılabiliyor. Etkisi düşebiliyor. Yani %60'lara, %70'lere düşüyor etkisi. Etkisi %100 olsun diye direkt midede, bağırsaklarda çözülecek hale getireceğiz. Onun için beklemedeyiz. Az kaldı. Yani bir ayda üretir inşallah. Selamünaleyküm. Belimde sürekli kaslar tutuluyor. Ha. Bel ağrısı, hareket kısıtlı. Ha. Fibromiyalji var. Harpago G seti. Artı ozon yağıyla masaj yapın. Hocam vücudumda et benleri için kara hal ile G seti. Viral enfeksiyon. Et beni öyle basit bir şey değil. Prostat var. Ne önerirsiniz? Cüce palmiye G. Kalça kireçlenmesi. Kalça kireçlenmesine karşı 40 kilit bamya seti G. Hocam İyi günler, midemde çok yanma, şişkinlik, halsizlik var. İlaçlar fayda etmiyor. Doktor reflü var sende dedi. Mastik gam G. Sorun değil. Kiloluyorsanız GT. Hocam çapraz bağ ameliyat sonrası ağrı var. Bamya seti G. Selamun aleyküm, ben de... Ne demiş ya? Gastri var. Gastrit diyecekmiş de. Bir de Basur. Ha, mastik gam çoban çantası G. İki setin karışımı. Koah kekik seti G. Huzursuz bacak sendromu at kestanesi seti G. Hangi set acaba? Koah kekik seti G. Herkese selamlar, saygılar. Allah'a emanet olun.